demokratik cumhuriyetin geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda özellikle yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır. Belirtmek gerekir ki hangi hükümet sistemi benimsenmiş olursa olsun, demokratik anayasalarda yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak, güvence altına alacak özel düzenlemeler yer almaktadır. Bu bağlamda anayasamızın mahkemelerin bağımsızlığı kenar başlıklı 138. maddesi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının esaslarını düzenlemektedir. Bu maddede hakimlerin vicdani kanaatlerine göre karar verecekleri, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere tavsiye ve telkinde bulunmak dahil hiçbir surette müdahale edilemeyeceği ve mahkeme kararlarının geciktirilmeksizin yerine getirileceği açıkça ifade edilmektedir. Bu haliyle 138. maddeye demokratik hukuk devletinin sigortası diyebiliriz. Anayasanın 138. maddesini yorumlayan Anayasa Mahkemesi'ne göre de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakimin çekinmeden ve endişe duymadan, herhangi bir dış etki altında kalmadan tarafsız tutumla ve özgürce karar verebilmesini gerektirmektedir. Bu da hakimler için coğrafi teminat gibi bir takım anayasal ve yasal güvencelerin yanında ve bunun ötesinde sağlam bir kişilik ve kirlenmemiş bir yargısal vicdanla mümkündür. Esasen anayasal kimliğin birçok unsuru gibi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı da yeni bir ilke değildir. Anayasal kimliğimizin birçok unsurunu Osmanlı anayasa geleneğinden tevarüs etmiş durumdayız. Bu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için de geçerlidir. Nitekim ilk anayasamız olan Kanuni Esasi'nin 86. maddesinde mahkemeler her türlü müdahaleden azadedir hükmüyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tespit edilmiş ve güvenceye alınmıştır. Meşrutiyet döneminde bu hükmün uygulanmasını bizzat yaşayarak gören kişilerden biri Namık Kemal'dir. Ünlü şair yazılarında devletin devamının ve milletin bahtiyarlığının temel gerekçesinin adalet olduğunu ifade eder. Örneğin bir şiirinde Namık Kemal şöyle der: "Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde, geçer bir gün zemine, arşa çıksa paye-i devlet." Kısacası adaletin olmadığı yerde devletin gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olabilir. Namık Kemal, adaletin sağlanmasının birinci şartının yargı bağımsızlığı ve hakim teminatı olduğunu yazılarında açıkça ifade etmiştir. Ancak adaletin aslında söylem değil, bir eylem meselesi olduğunu tutuklu yargılandığı bir davada öğrenecektir. Namık Kemal tedirgin bir şekilde duruşmaya çıkar. Tutuklu yargılandığı bir davada bir takım telkinlerin de etkisiyle mahkumiyet beklentisi vardır. Başta Namık Kemal olmak üzere herkes mahkumiyet beklemektedir. Fakat Sufi Paşa'nın başkanlığını yaptığı İstinaf Mahkemesi Namık Kemal'i hürriyetine kavuşturan kararı verir. Akşam eve döndüğünde kızı Abdüllatif Sufi Paşa'ya bu kararı verirken korkup korkmadığını sorar. Ve Sufi Paşa sadece kızına değil, tüm zamanların hakimlerine serlevha olacak bir söz söyler. Hepimizin vicdanlarına, yüreklerine kazınacak, kazınması gereken bir söz söyler. Ve der ki, yarın hünkârın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, anayasal kimliğimizi oluşturan tüm bu ilke ve değerlerin en büyük güvencelerinden biri bağımsız yargı, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu nedenle demokratik hukuk devleti olarak Cumhuriyet bizden yargı alanında da diğer bütün alanlarda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yargı mensupları ister.